Geçen hafta 45 günlük sakin seyrini altın bozdu. Bunun da nedeni ons üzerinde onsun yukarı yönlü hareketiydi. Ons geçen hafta 1790 seviyesinden 1852-53'e kadar yükseldi. Bunun da ana temel nedeni Rusya ile Ukrayna'nın olan arasındaki gerginliğe Amerika'nın da dahil olmasıydı. Tabii bu da döviz fiyatlarını sabit tutarken ons da yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Çeyrek altın şu anda 1330 lira, yarım altın 2660 lira, Cumhuriyet altını 5320 lira, gremse ise 13300 liradan şu anda alıcısını buluyor. Dolar 13.50 seviyesindeyken euro ise 15.40 seviyesinden kapalı çarşıda alıcılarını buluyor. Yatırım tavsiyesi yapmadan yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Özellikle ons kanadında yukarı yönlü sinyaller aldık. Özellikle onsun 1900'lü seviyelerine kadar çıkma ihtimali olabilir dedi. Bu da altın fiyatlarını haliyle yukarı yönlü hareket ettirebilir. Günümüz dünyasında tekrardan bir varyant ortaya çıkabilir ya da yeniden bir savaş olabilir. Tabii bunların hepsi onsu etkiler. Altın savaşı sevmez. Çünkü herkes ticaret yapamadığı için altına yatırım yapar. Bu da altın fiyatlarını yükseltir. Barışın ve huzurun olduğu bir dünyada da insanlar altınını bozarak ticaret yapar, ihracat yapar, ithalat yapar. Bu şekilde de insanlar altından çıkıp paraya girer. Bunda da ons seviyesi düşer. Yani dünya üzerindeki güven endeksi ile ons aşağı yukarı paralel diyebiliriz.